yüzyıllardan bu yana tıbbi amaçlar için kullanılan bu besinin insan vücuduna olan faydaları saymakla bitmediği gibi her yeni gün yeni bir faydası daha keşfedilmektir. Belirli aralıklar ile tüketilirse vücudumuza birçok fayda sağlar. Sabahları bir tatlı kaşığı elma sirkesi tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza tamamen ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Bir tatlı kaşığı elma sirkesi tüketiminin faydaları nelerdir? Kabuğunda bulunan bir flavonoid olan kuarsetin bileşiği bedenimizdeki iltihapların azaltılmasında ve vücut direncimizin güçlenmesinde önemli faaliyetlerde bulunur. Kuvvetli bir bağışıklık sistemi tüm hastalıklara karşı vücudumuzun güçlü olması ve korunması anlamına gelir. C vitamini vücut sistemimizi güçlendirmeye ve vücudun patojenlere ve bakterilere karşı korunmasına doğrudan yardımcı olur ve grip gibi üst solunum yolları hastalıklarının daha kolay atlatılması için önemli bir besindir. Bu neden ile özellikle mevsim geçişlerinde belirli aralıklar ile sabahları bir tatlı kaşığı elma sirkesi tüketim bağışıklık duvarınızın arkasında ikincil bir duvar oluşturur. Ayrıca elma sirkesi karaciğer için de olumlu etkiler gösterir. Doğru miktarlarda tüketildiğinde vücudumuzun toksinlerden arındırılmasına yardımcı olan bu fermente besin temelde karaciğer ve diğer tüm organların işleyiş ve gelişimine katkıda bulunur. Bol miktarda bulunan pantotenik asit şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerini önlemek için mücadele eder. Bu asit bağırsak sistemine ulaştığında içerisindeki su dengesini kontrol ederek sindirim sisteminin kaliteli fonksiyon göstermesine yardımcı olur. Bir fermente ürün olması dolayısıyla diğer fermente gıdalar gibi içerisinde bağırsak dostu, canlı, probiyotik bakteriler içerir. Bu yetenekleri sindirim sistemin kaliteli ve sağlıklı işlemesi için oldukça önemlidir. Organik elma sirkesinde bulunan katılaşmış yapı sindirim sistemi için oldukça önemlidir. Sirke anası ince bağırsağımızda bulunan canlı bakterileri besler. Bu da bağırsak mikroflorasının gelişimine katkıda bulunur. Bu fermente besin aktif özelliklerinden dolayı antioksidan yetenekler gösterir. Kalp, damar ve tüm kardiyovasküler hastalıklara karşı vücudumuzun yanında olur. Kan akış kalitesini hızlandırıp artırarak doğru kan akışının sağlanması için önemli sorumluluklar alır. Dolaşım hastalıklarına karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Kardiyovasküler sisteme yaptığı katkılar ile kanımızda bulunan trigliserit miktarını düzenleyerek damar tıkanıklarının doğal olarak önlenmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Elma sirkesinde bulunan flavonoid ve polifenoller diüretik etkiler gösterir. Bu fermente gıdanın toksin atıcı özelliklerinden bahsetmiştik. Bu etkileri karaciğer sağlığının yanında böbrek sağlığı için de olumlu etkiler gösterir. Bununla birlikte içerisindeki zengin bileşikler nedeniyle kalorisiz içeriği birleştiğinde kan şekeri dengelenmesi için güçlü etkiler gösterir. Yemeklerden önce veya 1-2 saat sonra tüketildiğinde vücudumuzda tokluk sürecinin hızlanmasını sağlar. Bu da gereksiz kalori alımını engeller. Bulundurduğu polifenol, flavonoid ve folik asit gibi antioksidan özelliklere sahip olan bileşikler ile bu fermente gıda bazı kişilerde oluşan glikasyon gelişim sürecini yavaşlatır. Bulundurduğu bileşikler nedeniyle beyinde hafızanın iyileştirilmesi ve konsantrasyon, problem çözme gibi durumlara bağlı olan asetilkolin miktarını artırır. Birçok araştırma elma sirkesi tüketiminin beyinde dopamin üreten sinir hücrelerin parçalanması nedeniyle oluşur. Parkinson hastalığına karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. İçerisindeki bileşikler ile tüm kardiyovasküler sistem ve dolaşım kalitesini artıran bu fermente gıda sinir sistemimizi düzgün bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Stres anında beyine giden kan akış kalitesini arttırdığı için kortizol seviyesinin düşürülmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Bu besin birçok organ ve özellikle de tiroid bezinin faaliyetlerini düzenleyerek kemik dokusunda oluşabilecek artrit ve romatizma gibi problemleri oluşum riskini düşürür. İçerisinde bulundurmuş olduğu folik asit, pantotenik asit, C vitamini, potasyum, magnezyum ve polifenoller kemik yapısını koruyarak kemik problemlerinin riskini azaltır. Düzenli olarak tüketildiğinde kemik yapısının güçlü ve sağlık kalması için önemli roller oynar. Özellikle folik asit vücudumuzun içerisinde bir yol gösterici olarak hareket ederek besinlerden alınan kalsiyum çok daha kaliteli bir şekilde emilmesine yardımcı olur. Öte yandan sirke kansızlık sorununu hafifletir. Kan akış kalitesini arttırarak hemoglobin sayısını artırır. Sadece anemiyi engellemekle kalmaz. Aynı zamanda tüm organ sisteminin uygun bir şekilde oksijenlenmesine yardımcı olur. Antiviral özellikleri nedeniyle vücudu kanserli hücrelerden korur.
Aynı zamanda sağlıklı işleyen bir dolaşım sistemi hormon kalitemizi de artırır. Doğru miktarda yapılan elma sirkesi tüketimi hormon dengesi ve sağlığı için önemlidir. Vücudumuzda bulunan zararlı mikroorganizmaları eksiz hale getirilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Bu cilt kalitesini artırır. Cilt problemlerinin en doğal tedavisi için çok faydalı olduğu bilinen elma sirkesi güçlü antioksidanlar ile deri dokusuna zarar veren patojenleri ortadan kaldırır ve cilt sağlığını geliştirir. Bulundurduğu C vitamini vücuttaki kolajen üretimini artırır ve cilt dokusunun en üst katmanında bulunan ölü tabakanın çok daha kolay bir şekilde değişmesinde etkilidir. Vücuttaki demirin daha iyi emilmesini sağlayan ve dolaşım kalitesini artıran elma sirkesi saç kalitenizi artırır. Özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç kalitesinin bozulması gibi problemlerin azaltılması için etkilidir. Kafa derisinin pH seviyesini dengeler ve saç dökülmesini geciktirir. Fermente gıdalarda bulunan folik asit vücudumuzda pek çok önemli işlevde bulunur. Vücutta yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur ve büyüme döneminde özellikle önemli bir bileşiktir. Peki uzun uzun anlattığımız ve faydalarını detaylı bir şekilde incelediğimiz elma sirkesinin herhangi bir yan etkisi var mı? Bir bileşik ne kadar kuvvetliyse yan etkileri de o kadar yüksektir. Bu nedenle özellikle elma sirkesi tüketimi doğru miktarda ayarlanmalıdır. Öncelikle deri altından ve sindirim sisteminden toksinleri temizleyen ve vücudumuzdaki yararlı bakterileri besleyen bu probiyotik besin seyreltilmeden çok fazla tüketilirse mide problemlerine yol açar. Midede ekşime ve rahatsızlık hissine neden olabilmektedir. Seyreltilmemiş elma sirkesi tüketimi önerilmemektedir. Çünkü çok asidik bir yapıya sahiptir. Sık sık veya yüksek miktarlarda tüketilirse boğazı tahriş edebilir. Elma sirkesini tüketirken seyreltmek ve salatalara eklemek önerilir. Birçok fermente gıdanın içerisinde bulunan bitki bileşikleri günümüzde alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu nedenle belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer sürekli ve düzenli olarak kullandığınız ilaçlar var ise elma sirkesini tüketmeden önce uzman doktorunuza danışın. Peki elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar kronik bir rahatsızlığa sahip olmayan bireyler için haftanın 2-3 günü sabahları bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi eklenip tüketilmesini ideal olarak belirlemiştir. Siz de bu bilgilerin ışığında beslenme programınıza elma sirkesini ekleyebilirsiniz. Unutmayın ki sağlıklı beslen vücudumuz ve zihnimiz için çok önemlidir. Sağlıklı beslenmeyi hayat önceliklerimiz açısından üst sıralara yerleştirmeliyiz. Bu bilgiler ışığında beslenme programınıza elma sirkesini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz.